Aritmetik ortalama neydi arkadaşlar? Sayıları topla kaç adet varsa 10'a böl. Burada 1, 7, 4 toplamları 12 kaç adet sayı var? 3. 12 bölü 3'den 4 aritmetik ortalama. Geometrik ortalama neydi? Sayıları çarp kaç tane sayı varsa o kadar kökünü al. 2 iki tane mi sayı var? 2. dereceden kök al yani kare kök al. Dolayısıyla bu da 6 toplamları 10 oldu C şıkkı. Arkadaşlar çember neymiş? Kendisine bağlı olan kutuların aritmetik ortalaması. Yani 1... 2 ve 3. 3 tane sayı var. Mavi, kırmızı ve yeşil. Bunun 3'e bölümü olmuş. M, K, Y arkadaşlar buradan 30 oldu değil mi? Şimdi aynı şekilde gelelim arkadaşlar. Ee, burada 8'e. 8, 1, 2, 3, 4'üne. M, K, Y ve S diyeceğim öbürüne de. 4 eşitmiş 8'e. Buradan ma mavi, kırmızı, yeşil, sarı toplamları 32 geldi bu zaten 30'du. Sarı demek ki neymiş? 2. B şıkkı. Geometrik ortalamanın tanımı verilmiş ilk kısımda. Birler ve yüzler basamağındaki rakamların geometrik ortalaması onlar basamağındaki rakama eşit olan 3 basamaklı sayıyı geometrik sayı denmiş arkadaşlar ikinci tanımda da. Demek ki o zaman A çarpı B neye eşit olmalı arkadaşlar? 36. Yine 1 çarpı B de neye eşit olmalı? C kareye. 3 basamaklı sayıların geometrik sayıları olduğunu söylediği için böyle yaptım. A artı B artı C toplamının alabileceği farklı değerlerin toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar çarpımları 36 olan rakamlarımız nelerdir? 4 ve 9 yani yine yer değiştirirsek 9 ve 4 olur. İkisi birden birbirine eşit olursa farklı rakamlı demiş mi bize? Hayır. O zaman böylece 6 6 da olabilir. Başka da bir şey olmayacak arkadaşlar. Buna göre B 9 olursa C ne olur? 3. Sonra arkadaşlar B4 olursa C ne olur? 2. B6 olursa C olamaz. O yüzden mecburen buradan artık arkadaşlar B9 geldi. Karesi olduğu için C3 oldu. Sonra A'ya 4 demiş olacağız mecburen. Toplamları 9 3 daha 12 4 daha 16 oldu. Sonra arkadaşlar bir tanesine 9 vereceğiz. Sonra diğerine 4 vereceğiz. Öbürüne de 2 vereceğiz. Böylece 13 2 daha 15 olmuş oldu. Bunların toplamı da arkadaşlar 31 C şıkkı. A ile B'nin aritmetik ortalaması 6. B ile C'nin aritmetik ortalaması da 7'ymiş. Yani A ile B'nin toplamına o zaman arkadaşlar 12 diyebiliriz. B ile C'nin toplamına da 14 diyebiliriz değil mi? Bu kurallara uygun kaç farklı ABC sayısı yazılır demiş. Rakamlar bunlar ve bir de rakamlar farklı. Dolayısıyla B'yi düşünerek hareket etmeliyiz. Şimdi burada B'yi arkadaşlar en az kaç verebiliriz? 5. C'ye o zaman kaç verebiliyorum arkadaşlar? 9. B'ye 5 verdiğimde A'ya kaç verdim? 7. Dolayısıyla birinci durum gerçekleşti. 2. B'ye 6 veremem. Neden? Rakamları farklı diyordu. O zaman A da olur. Olmaz. B'ye 7 verirsem C de 7 olur. Rakamları farklı olmaz. B'ye 8 verirsem C 6 olur. B'ye 8 verdiğimde A buradan o zaman arkadaşlar 4 olur tamam ikinci durumda gerçekleşti. Böylece B'ye son olarak 9 verirsem buna 5 veririm. B'ye 9 verirsek arkadaşlar A'ya kaç verebiliyoruz? 3. Böylece bakın 3 durum B şıkkı. 10 sayının aritmetik ortalaması 170 ne demek? 10 ile 17'yi çarptığımız zaman bu sayıların toplamı 170'tir demek arkadaşlar. Bunu da düzgünce görmek gerekiyor. Bu sayılardan aritmetik ortalaması 25 olan iki sayı çıkarılıyor demek. İşte farkları böylece 170 eksi 50 diyeceğiz. Neden? İki sayı var toplamları 25 çarpı 50. Böylece buradan arkadaşlar ne olacak? 170 eksi 50'den 120 olacak. 120'nin 8'e bölümü 15 geriye kalan sayıların aritmetik ortalaması E şıkkı. Toplayalım o zaman arkadaşlar bunları. Ne yapıyor? 4, 7 daha 11, 2, 1 daha 12. 12 artı a bölü 4'ün arkadaşlar bu sayılardan bir tanesine eşit olması lazım. 12 zaten 4'e tam bölünüyor. Demek ki 3 artı a bölü 4. Bu sayı 3'ten büyük bir sayı olması lazım. Bu x sayısı olsun. Şimdi hangisinin olduğunu bilmiyorum. Bir kere 1 olamaz. Neden? 1 olursa a negatif olur. Pozitif tam sayı demişti. Eğer arkadaşlar bu sayımız 4 olursa e, ee, A buradan ne geliyor? 4 geliyor. Şıklarda ama 4 yok gördüğünüz gibi. Haliyle geriye bir tekne kaldı 7. 7 olursa buradan A bölü 4 eşittir. 7 eksi 3'ten 4. A ne geldi bakın 16. Evet 16 şıklarda var. E şıkkı oldu. Örnek vermiş arkadaşlar. Oluşturulabilecek tüm ikiller oluşturulmuş bakın. 1, 2, 1, 3, 2, 3 şeklinde. Bunlar da çarpılmış sonra 3'e bölünmüş. Burada ne yapılır? e, burada arkadaşlar. 2 neler oluşturulur 2 ile? 2, 4, 2, 6, 2x bunlar çarpılıp toplanır. Sonra 4, 6 olur arkadaşlar. Sonra 4x olur. Bir de 6x olur değil mi? Bunları da arkadaşlar kaça böleceğiz? 6 çünkü burada 6 tane durum oluştu. 8, 12 daha 20, 2x, 6x, 8x, 4x daha 12x. Bir de oradan 20 4 gelecek. Yani 44 artı e, 10, 12 x oldu. 6'ya böldüğümüzde bu neye eşitmiş? ona 44 artı 12 x eşittir 60 oldu. 12 x eşittir buradan 16 oldu. x 16 bölü 12 sadeleştirirsek 4 bölü 3 b şıkkı. Aritmetik ortalaması 10 olduğuna göre burada 10 tane terim var toplamları 100 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar 15 11 daha 26, 10 daha 36, 2 daha 38. Geriye kalan sayıların toplamı 100 eksi 38'den ne geliyor buradan? 62. Şimdi buna göre düşünmemiz lazım arkadaşlar. Bunlara en küçük sayıları verelim. Mecburen 14, 13, 12 verebilirim. Azalarak gidecek. Buna da 9 vereyim. Buna da 8 vereyim. 14, 13 daha 27. 12 daha 39. 9 daha 48. 8 daha 56. 62'den de 56'yı çıkarınca en fazla bakın 6 oldu. İlk duruma göre arkadaşlar sıcaklık değişimleri verilmiş. Yani birisi 4 artmış, öbürü 3 azalmış, 2 azal, artmış ve 7 azalmış şeklinde. Totalde o zaman 6'dan 10 çıkarırsak 4 azalmış oluyor. İkinci ölçümde ortalama 45'miş. 45 çarpı 4'ten 180 yapar. İlk durumda arkadaşlar o zaman 184'müş. 184'ü 4'e bölersek Böylece 46 derece olur ilk ortalamamız. Kuraldır arkadaşlar. Eğer sayıların aritmetik ortalamaları da geometrik ortalamalarına eşitse bu sayılar birbirinin aynısıdır. Şimdi buradan yola çıkarak o zaman basitten başlayayım bakın. Şurada hemen B'lerin gideceğini gördüm. 4A eşittir C geldi. Birinci durumumuz ortaya çıktı. 2, 4A eksi B eşittir B eksi A'dan 5A eşittir 2B oldu. Şöyle buna 2K dersem B de buradan arkadaşlar 5k olur. A gördüğüm yere 2k yazarsam C'de buradan 8k olur. 8 5 daha 13 2 daha 15. 15k olması lazım arkadaşlar toplamlarının. Tabii ki bunlar pozitif tam sayı olduğuna göre 15'in katışıklarda nerede var? E şıkkı. Yani 45. Öğretmenlerin ağırlık ortalamasını arkadaşlar 3k diyelim bence. Öğrencilere de k diyelim. Öğretmenler 2 kişi Yaş ağırlıkları toplamı 6K olacak. Öğrenciler 10 kişi ağırlıkları toplamı 10K olacak. Ve bunların toplam meyleri e, aritmetik ortalamaları 80 bölü 3 verilmiş. Yani ağırlıklar toplamı 16K. 80 bölü 3 çarpı 12 ne yapar? Sadeleştirince 4, 320. Demek ki K buradan arkadaşlar kaçmış? 20. Böylece... Buradan çıkaracağımız sonuç öğrencilerin ağırlıklar toplamı 200 geldi arkadaşlar. Birbirinden farklı iki basamaklı sayıymış bunlar. 10, 11, nokta 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 en son 18 veririm değil mi? En küçük verecek şekilde böylece son en ağır öğrenciye bu şekilde en fazla kalır. Doğal olarak 10'dan 18'e kadar olan sayıların toplamı nedir? Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı. 28 bölü 2 14 yapar. 14 çarpı 9 140'dan 14 çıkarsak 126. 200'den 126 çıkarırsam x'e de böylece 74 kaldı. En büyük değerini aldı c şıkkı. Ders var arkadaşlar. Önce onu unutmadan bir toplayalım. 25 saat oluyor. Sonra 11 puan ekleyeceklermiş öğretmenlere en fazla bu 3 derse. Her ders o zaman 5 olduğuna göre 5 x 3'ten normalde toplam 15 puan alabilecekken öğretmenler toplama en fazla buna 11 puan eklediğine göre 15-11'den demek ki bunun notlarının toplamı 4'müş. En büyük de biyoloji olduğuna göre biyoloji 2 olur. Mecburen fizik kimyada arkadaşlar 1-1 bir, bir olur. Gördünüz mü? Daha fazla da başka bir şey yapamazsınız. Yani sıfırı veremeyiz. En düşük notu 1'miş. Demek ki ilk başta arkadaşlar bunun ortalaması 20... 5 çarpı 3 15, 4 çarpı 1 fizik 4, kimya 2 çarpı 1 2, yine e, biyoloji 3 çarpı 2 6, yabancı dil 4 çarpı 3 12, Beden de 2 çarpı 5 10. Bunu en son 25'e böleceğiz arkadaşlar. Bunların toplamı 69 yapıyor. 25'e böldüğümüzde de 2.76'ymış C şıkkı.